Emre evladım. Efendim. Neden kardeşinle gelmedin? Ne yapayım? O benimle gelmek istemedi. Benim de servise binecek halim yok herhalde. Ben açarım. Aman siz miydiniz ya? Beğeni benim mi? Bak Emre istediklerini getirdim. Bak bu şunları hazırlar mısın? Emriniz olur Emre Bey. Bacak kadar boyuyla adam oldu tamam. Da başımıza. Tövbe estağfurullah. Hah geldiler işte. Oo, hoş geldiniz. Merhaba. 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 Kızlar Emre'yi zaten tanıyorsunuz. Bu da asistanı Özge. Eviniz çok şirinmiş. Mersi. Yakında taşınacağız ama. Daha büyük havuzlu falan bir yer bakıyoruz. Öyle mi? Ayakta kalmış, otursanıza. Gel Gülay sen şöyle otur. Siz böyle. Keyfinize bakın. Dostum nasılsın? Hey Şoker. Şşt. Tarkan sandal hoppa. Tamam. Elin hey kızlar. Buraya bakın. En yakın arkadaşım. Tarkan sandal. Hey kızlar. Yavaş olun. İnanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Geçecek tüm bunlar. İnanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını. Dağıt üstünü, başını, saçını. Saçını. Yamakmış. Emre nasıl bu kadar çok değişebildi? Onu tanıyamıyorum gerçekten. Dersleri de bir facia yani. Belki de baban dizide oynamasına karşı çıkmakta haklıydı. Baksana zıpırın teki olup çıktı. Ama her dizide oynayan onun gibi olmuyor ki. Bizimkisi şöhreti taşıyamadı besbelli. Makbuş düşünsene. En yakın arkadaşı Özge ve Şoker. Başına taş düşmüş onunla. Bence de. Hadi kızlar çabuk. Hadi kızlar. Hadi. Ne demek oluyor bütün bunlar söyler misin? Baba. Ay. Makbuş üzülme. Emre bunu çoktan hak etti. Haklısın. Kendini ne sanıyorsun sen? Hollywood yıldızı mı? Eve davet ettiğin kızlar kaç yaşında, sen kaç yaşındasın? Haberin var mı? Oldu olacak havuz partisi de verseydin. Yok. Yarın yapımcıyla konuşuyorum. Bir yolunu bulsunlar. Ve seni bu diziden çıkarsınlar. Artık seni şu diziden nasıl yok ederler bilemem. Gerekirse tazminat bile öderim. Ama oğlumun gözümün önünde bu hale gelmesine asla seyirci kalamam. Beni anlıyor musun? Ama baba benim istekliğimin hiç önemi yok mu? Hayır efendim. Böyle davrandığım müddetçe de olmayacak.
Sen öncelikle derslerini düşünmelisin. Beyefendinin aklı beş karış havada. Derslerimi düşünüp ne yapacağım ki? Sen okudun da ne oldu baba? Sabahtan akşama kadar çalışmak zorundasın. Oysa ben hem eğleniyorum, hem herkes beni tanıyor, hem de para kazanıyorum işte. Yazıklar olsun sana Emre. Senden bu sözleri hiç beklemezdim. Demek ben oğluma hiçbir şey verememişim. Ne acı. Ya baba öyle demek istemedim. Sana artık hiçbir şey söylemiyorum. Ne halin varsa gör Emre. Ya babacığım ben öyle demek istemedim. Ağzımdan kaçtı. Evladım ne oldu? Yok bir şey. Hadi çitlenmeyin. Ben seni yatırayım. Gel.